Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben. ben e, ya bugün aslında dün patlayan bir bombaya karşınızdayım. Bir haberle karşınızdayım. Yemeksepeti.com'a arkadaşlar bir siber saldırı yapıldığı Yemeksepeti tarafından açıklandı. Ve e, bazı kullanıcılara da e, şifrelerin değiştirmeleriyle ilgili talepler gönderildi. Birçok insanın da en azından ben kendi çevrim açısından söyleyeyim. Hem şifrelerini değiştirdiklerini hem de kredi kartı bilgilerini falan şu an sistemden tamamen kaldırdıklarını biliyoruz. Şöyle söylemek lazım. Ya bir mail göndermiş yemeksepeti.com ve baktığınız zaman aslında güzel şeylere de değinmiş. Çünkü diyor ki yani dünyada diyor siber saldırılara karşı %100 güvenlikli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile diyor. Doğru söylüyor. Ben e, bizim sitemize teknobora.net'e de siber saldırı yapıldı. Ve gerçekten de ne kadar zor bir süreç yaşadıklarını gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Umarım bu işi tüm şeffaflığı, tüm doğru şekilde atlatabilirler diye umut ediyorum. Ben de yemeksepeti.com'da hem kredi kartı bilgilerim olan hem de adresi olan insanlardan bir tanesiyim. Ya açıkçası mağdurlardan bir tanesi de benim. Ve çevremde de birçok insan bu konuda mağdur olmuş durumda. Şimdi yemeksepeti.com şunu söylüyor. Diyor ki 25.03.2021 tarihinde sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere diyor. Yani... Bu sabah saatlerinde derken ya dükkanı açtığınız zaman mı fark ettiniz mesela bunu? Yani bunu ne kadar süre mesela korsanlar sistemin içinde kalmışlar? Bu belli mi? O belli değil. Ee, bununla ilgili bir bilgi maalesef yok. Sadece sabah saatlerinde bu belli edilmiş. Yani benim anladığım iş ofise belki birileri geldi falan filan. Ee, belki... Onlar fark etti. Belki bir gün evvel miydi acaba? Yani adam iki gün boyunca bütün bilgilerimi çaldı. Ne kadar süre kaldı? Bununla ilgili bilgi verilmemiş. Ve yemek sepeti şunu diyor. Sizin de içinde bulunduğunuz yemek sepeti kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmını korsan tarafından ...ele geçirildiği görülmüştür diyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki yani kredi kartı bilgilerinize dahil olmak üzere... ...hiçbir finansal bilgilerinize ya da şifrenize erişilemediğini belirtelim diyor. Yani şifrelere falan erişilemediğini söylüyor. E kredi kartı bilgilerimize de ulaşılamadığını söylüyor. Zaten kredi kartı bilgilerimize ulaşıp ulaşılmaması çok da önemli değil aslında. Burada birçok insan sanki kredi kartı bilgilerine ulaşılmasının önemli olduğunu zannediyor... Ama aslında değil. Çünkü yani siz bugün yurt dışından bir harcama yapılsa zaten bankanız size telefon edip der ki ya işte sizin kredi kartınızdan standardın dışında bir harcama yapılıyor. Bununla ilgili bilginiz var mı diye. Zaten bununla ilgili mutlaka bir telefon, bir mesaj mutlaka alırsınız. E, bunu dediğim gibi ben çok kredi kartı bilgilerinin alınmasının önemli olduğunu zaten bu yapılması istenen şey kredi kartı bilgilerinin çalınması için değil ki. Peki e, neler çalınmış arkadaşlar Yemeksepeti.com'dan? Onu da Yemeksepeti açıklamış Demiş ki at soyat işte doğum tarihi, bununla beraber Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, Yemeksepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri, Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri. Ya yani şimdi Zaten ne alacak abi adam? Ya her şeyi almış zaten yemek sepetinde. benim bilgilerim hemen hepsini almış yani. Şimdi burada şöyle bir durum oluşuyor. Diyor ki ya birçok insan şunu düşünüyor olabilir. Ya abi benim bilgimi alsana olacak ya? Diye olabilir. Şimdi evet sen Muhittin Topalak olarak senin bir bilgini almasının bir önemi yok. Çünkü bu noktada sen tek başına hiçbir şey ifade etmiyorsun aslında. Fakat biz 7 milyon kişi olduğumuzda aslında bir şey ifade etmeye başlıyoruz. Ya bunu anlamanız lazım. Yani burada tek başına Volkan Manav'ın işte hangi yemeğe sipariş verdiği, işte mail adresinin alınması, telefon numarası alınması önemli değil. Bizim 7 milyon kişinin kaç tane aboneleri var bilmiyorum. Onunla ilgili bilgi de paylaşılmamış. Bu kaç kişinin aslında açıklan, bundan etkilendiği de şu anda göremedim. Bu kadar insanın arkadaşlar verisi toplandığında, bir ana veri yapıyor. İşte bu ana veriyi zaten bu adamlar satıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu siber korsanlar Türkiye'de atıyorum yemeksepeti.com'u üye olan tüm insanların bilgilerini bir grupta topluyor ve diyor ki işte 15-25 yaş grubundaki insanlar, işte 25 yani bunu aslında bu adamlar satıyorlar. Yani bizim verimizi bu adamlar atıyorum bu işi yapacak olan başka bir firmaya çok yüksek miktarlardan satıyor. Yani sizin verilerinizin, sizin bilgilerinizin satıldığını belirtelim. Bu dediğim gibi çok birçok insan için belki önemli olmayabilir ama bu en önemli detaylardan bir tanesi. Yani sizin burada kredi kartınızla alışveriş yapılması için arkadaşlar bu siber saldırılar yapılmıyor. Bu siber saldırıların yapılmasının sebebi o veriyi alarak başka birine bu bilgilerin satılması ve buradan para kazanılması anlamına geliyor. Bu kötü amaçlı insanlar için de kullanılabilir. Yani bu sadece atıyorum ben şu anda şey diyorum İşte bunu şey yapan çalan insanlar bunu başka bir firmaya satabilir diyorum. Ama bunu başka bir şey için de kullanabilir. Terör saldırısı için kullanabilir, kötü amaçlı kullan her şey için kullanılabilir bu tarz bilgiler. Çünkü çok büyük bir kesimin tüm her şeyini öğrenmeye başlıyorsunuz. Maillerine ulaşmaya başlıyor. Yani her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu zincir yani blockchain gibi yani. O ona ulaşıyor, oradan ona ulaşıyor falan filan. Böyle bir sistem var. Açıkçası gerçekten yemek sepeti için çok kötü bir durum yani bu kadar önemli bir firmanın Türkiye'deki en önemli bence e, herhalde online firmalardan bir tanesi getir yemek yemek sepeti falan filan bunlar en önemli firmalardan bir tanesi bunların bu hale gelmesi çok kötü bir durum burada bazı şeyler de söylemiş yemek sepeti işte kredi kartı bilgilerinizin çalınmadığını söylemiş e, ama diyor ki işte e, işte şifreleri ulaşıldı mı ulaşılmadı ama içiniz rahat etsin diye size şifrenizi öne, değiştirmenizi önerebiliriz önermekteyiz demiş yani. Yani enteresan dediğim gibi. Benim şimdi yemek sepetine birkaç tane sorum var. Ben bu yemek sepetine soracağım soruları yani belki eğer cevap gelirse yemeksepeti.com'dan mutlaka bununla ilgili de bir video çekeriz. Yani onların da cevap hakkının saklı olduğunu belirtelim. Şimdi diyor ki %100 siber saldırılardan korunmak mümkün değil diyor. Doğru mu? Sonuna kadar haklılar. Peki buradaki mesela senin riskin %0.01 mi? Yani %99.9 diyelim. Tamam mı? Bundan %99.9 siber saldırılardan korunabilirsin diyelim. Peki senin mesela şu anda yakalandığın bu durum %0.01'den mi yakalandın? Hiç zannetmiyorum. Peki bu yakalanmanın sebebi ne? Mesela şimdi diyor ki bu yakalanma yani bu siber saldırının sebepleri işte anlaşıldı. Bununla ilgili önlemler alındı. Bununla ilgili çalışma yapıldı ve bu problem ortadan kaldırıldı diyor. Peki bu problem ne? Buna sebep olan durum neden? Neyden kaynaklandı bu? E bu bir insanla mı ilgili? Yani içeride birisi servera atıyorum birilerinin bağlanabilmesi için bir hap, bir şey atıyor muyum? Yani böyle bir e, ekstradan bir işte bağlantı bir şey mi kurdu? Yani burada öyle bir durum mu var? Yoksa bu tamamen yazılımsal bir hata mı? Mesela benim sistemde saldırının olması yazılımsal bir problemdi. Zamanında WordPress'te bir eklenti kurmuşuz. Bu eklenti bizim sistemimizin açık hale gelme, güvenlik açısından açık hale gelmesine sebep olmuş ve sistem oradan bize saldırıp bizim sistemimize giriş yapmıştı. Kişiyle alakalı bir durum yoktu. Ben mesela soruyorum yani yemek sepetindeki bu hani kaldırılan şey var ya bunun sebebi neydi? Bununla beraber şimdi diyor ki işte bunun, e, bunun ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alındı. Ne alındı abi mesela ne yapıldı? Mesela bana diyebilir misin işte serverlarımızı işte Norveçe taşıdık. Atıyorum bilmem nemizi bir şey yaptık. İşte güvenlik ekibimizi çağırdık ve güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmeler sonrasında bunu şöyle bir şey yani ne yaptınız abi? Ya ne yaptınız madem yani madem şeffaflık abi. Tam şeffaf olun ya. Ne olduğunu tam olarak anlatın. Bununla beraber tabii ki son soruda işte az önce söyledim. Yani işte şifrenizi değiştirmenizi önermekteyiz diyor. E madem bir sorun olmadığını düşünüyorsunuz ya şifrelerimizi değiştirmenizi niye öneriyorsunuz mesela? Yani bu da sorulardan bir tanesi. İçim rahat etsin diye. İçim rahat edecekse ben bir daha yemek sepetini kullanmayayım abi. Yani içim belki öyle rahat eder yani. Çok bence yani doğru bir açıklama. Bunu şeffaf bir şekilde anlatmaları güzel. Ama bunu tam olarak anlatmadıklarını düşünüyorum. Tam olarak durum nedir abi? Bunu anlatın ben işte yemek sepetini kullanabilirken gönül rahatlığıyla bunu kullanabilir miyim? bununla ilgili nasıl önlemler aldınız? Bununla ilgili bir atıyorum açıklama, bir basın açıklaması, gerçek anlamda bir basın açıklaması kesinlikle yapılması lazım diye düşünüyorum. Atıyorum yeni yeni serverla mı eklediniz? Ya atıyorum bir serverda bu bizim bilgiler. Onun önüne başka başka serverlar ekleyip işte duvarlar mı oluşturdunuz falan. Ya ne yaptınız abi ya? Bunu söyleyin ya bana. Ve bununla beraber dediğim gibi Sistemin içinde bu adamlar ne kadar kalmış? Mesela ben bunu da merak ediyorum. Sen bunu mesela ne kadar fark etmemişsin yemek sepeti olarak? Mesela bence bu da güzel sorulardan bir tanesi. Bu sorulara cevap gelirse bu sorularla da cevaplarını yayınlayacağımı söz veriyorum. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım hiç kimseye siber saldırı yapılmaz. Ee, dediğim gibi yemeksepeti.com'a tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz. Umarım e, bu tarz problemlerle bir daha karşılaşılmaz. E, ama en önemli şeylerden bir tanesi dediğim gibi bir kişinin verisi değil. Burada milyonlarca kişinin verisinin alınması işte burada farklı bir hale getiriyor işi. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Daha güzel haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.